Paşinyan köşeye sıkıştı. Karabağ Savaşı sona ermek üzere. Haklı mücadelesinde Azerbaycan zafere çok yakın. Hep birlikte görelim. Ermenistan iyice köşeye sıkıştı. Kaçan sivillerine bile acımıyorlar. Gözleri iyice döndü. Kapana kısılmış fare gibi ne yapacaklarını şaşırdılar. Yapılanların yanına kalacağını düşünenler yalnız kalınca gerçek yüzlerini gün yüzüne çıkarmaya başladılar. Karabağ üstünden siyaset yapanların karalara bürünme günü geldi. Dağlık Karabağ Savaşı'nda 41. güne girilirken işgalci Ermenistan güçleri tarafından çember özellikle Şuşa kenti çevresinde gittikçe daralıyor. Adım adım zafere ilerleyen Azerbaycan ordusu bugün itibariyle 16 köyü daha işgalden kurtardı. Azerbaycan lideri İlham Aliyev köylerin isimlerini Twitter hesabından duyurdu. Buna göre Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyit Ahmetli, Gorgan, 3. Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhaç, Gubatlı'nın Gezyan, Bala Sultanlı ve Merdanlı, Zengilya'nın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşmat, Hocavend'in Atagut ve Tısakuri köyleri Ermenistan birliklerinden temizlendi. Böylece 27 Eylül'den bu yana 4 şehir ve 200'ü aşkın kasaba ve köy kurtarılmış oldu. Azerbaycan Başsavcılığı savaşın başından beri şehirlerde yaşayan sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun bugün de Berde'ye saldırı düzenlediğini duyurdu. Roket ve top atışlarının vurduğu şehirde en az bir can kaybı var. Neredeyse her gün toprak kaybeden Ermenistan tarafındaysa büyük bir panik var. Dağlık Karabağ'daki ormanlık alanda cepheye sürülen çocuk askerlerin papazlar tarafından kutsandığı görüntülerin yankısı bitmeden yeni bir gelişme yaşandı. Rus medyası askeri eğitim alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Akopyan ve yanındaki birçok kadının cephe hattına gitmeye hazır olduğunu bildiriyor. En şiddetli çatışmaların yaşandığı noktaysa işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye giden yolun açılacağı Şuşa çevresi. Şuşa, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yol üstünde bulunuyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan işgalci Dağlık Karabağ yönetimi ağır çatışmaları doğrularken, Amerikan Associated Press haber ajansı bombardıman fotoğraflarını servis ediyor. Fotoğraflarda kritik kentin çevresinde patlamalar göze çarparken, BBC, Azerbaycan askerlerinin Şuşa'ya çok yaklaştığını, artık birkaç kilometre kaldığını duyurdu. Ermenistan medyası tarafından ekrana getirilen görüntülerde, Şuşa çevresindeki çatışmalarda yaralanan Ermeni askerlerin cephe hattının gerisine taşınması yer aldı. Associated Press ayrıca Hankendi'deki hastaneye getirilen yaralı askerlerin fotoğraflarını geçti. Hastanelerde yaşanan kaos, AP'nin karelerine yansımış durumda. Savaşta Azerbaycan ordusu tarafından öldürülen Ermenistan askerlerinin cesetleri ise sedyeler üstünde hastane koridorunda bekletiliyor. Hankendi'deki hastane önünde ise onlarca kanlı sedye var. Benzer kareler Associated Press tarafından daha önce de geçilmişti. BBC Rusça, asıl stratejik önemin Şuşa yakınlarındaki ve Dağlık Karabağ'la Ermenistan'ı birbirine bağlayan Laçın yolu üstündeki çatışmaların olduğunu bildiriyor. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak. Şuşa-Laçin yolu birkaç gündür sivillere kapatıldı ve kontrolü için şiddetli çatışmalar sürüyor. Perşembe günü Karabağ'da kalan Rus gazeteciler yolda silahlı çatışmaların videolarını yayınladı. Eurosianet tarafından Cuma günü yayınlanan bir raporda, Ermeni askerlerinin yolun savunması için hazırlık olarak yol boyunca hendek kazdığı belirtildi. Kanadalı gazeteci Neil Haur, Asia Times'a verdiği röportajda savaşın sonucuna karar verme anının yaklaştığını yazdı. Bunun anlamı ne? Sadece Kasım ayı ortasında Karabağ'daki savaşın nihai sonuçları çözülebilir. Ermeniler bir şekilde tutunup yükseklerde konumlarını koruyabilirse durumu istikrara kavuşturma ve savaşı umutsuz hale getirme fırsatına sahip olacaklar. Ancak Azerbaycan güçleri Şuşa'yı geri alırsa Karabağ'ın geri kalanı üstünde ve özellikle dağın eteğinde 10 kilometre uzaklıktaki Hankendi üstünde hakim bir konum elde edecekler. Azerbaycan ordusunun işgalci Dağlık Karabağ yönetiminin savunma bakan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan'ı öldürdüğü,
Ermenistan tarafından Kasım ayının ilk günlerinde doğrulanmıştı. Dağlık Karabağ'da 4 kez ilan edilen ateşkesler dakikalar içinde bozuldu. Söz konusu ateşkeslerin ikisine Rusya, birine de ABD öncülük etti. 27 Eylül'den bu yana binlerce askerini kaybeden ve hezimeti durmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir kez daha Rusya lideri Putin'den yardım istedi. Putin'e uzun bir mektup gönderen Paşinyan, Moskova yönetiminin Erivan'a sunabileceği desteğin görüşüleceği istişarelere başlanmasını istedi. Paşinyan mektubunda yardımın gerekçesi olarak 29 Ağustos 1997 tarihli dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasının ikinci maddesini gösterdi. Ancak Rusya'nın Ermenistan'a yanıtı devlet başkanlığı seviyesinde değil, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla oldu. Daha önce iki kez ateşkes ilan eden Lavrov, Paşinyan'a çatışmaların doğrudan Ermenistan'a taşınması halinde yardım edeceklerini söyledi. Ermenistan, Rusya ve üç devletin daha imza koyduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, CSTO, söz konusu ülkelere herhangi bir saldırı düzenlendiğinde diğerinin de devreye girmesini öngörüyor. Ancak Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Ermenistan toprağı değil ve işgal altında tutuluyor. Paşinyan'ın mektubuna gelen yanıt, Erivan'da kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı. Ermenistan'ın eski lideri Levon Terpetrosyan, Rusya'nın kibarca kapıyı gösterdiğini söylüyor. Yerel medyaya konuşan Terpetrosyan şu açıklamayı yaptı. Putin, Paşinyan'a Rusya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla cevap verdi. Ne dediğini anlamıyor musunuz? Bunu anlamazsan bugün bize yazıklar olsun. Putin tam bir samimiyet ve cömertlikle Ermenistan'ın tam güvenliğini sağlamaya mecbur ve hazırım. Ama sonunda anladım. Karabağ sorununu sizin için çözecek olan ben değilim dedi. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık %20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımış değil. Güney Kafkasya'da 4400 km² bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ, yani Yukarı Karabağ, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor. Peki ikisi de eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun tarihçesi ne? Dağlık Karabağ bölgesinin kelime kökeni birkaç farklı dilin karışımından oluşuyor. İsminin içinde bulunan birkaç dil bile bölgenin tarih boyunca farklı kültürler arasındaki geçişkenliğe nasıl maruz kaldığını başlı başına gösterir nitelikte. İngilizcesi Nagorno ya da Nagorno-Karabağ. Nagorno kelimesi Rusça'da dağlık anlamına geliyor. Azerbaycanca'da da tıpkı Türkçedeki gibi dağlık anlamına gelen daklık ya da yukarı anlamına gelen yukarı kelimeleriyle anılıyor. Karabağ ise Türkçe ve Farsça'da ortak bir kelime olup siyah bahçe demek. Azerbaycan ve Ermenistan'ın 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katılmasıyla Dağlık Karabağ kabullenilmiş görünen ancak Ermeniler tarafından benimsenmeyen bir yapıya evrildi. 1923'te Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı otonom bölge statüsü verilen Dağlık Karabağ'da bölgede yaşayan etnik Ermenilerin Azerbaycan yönetiminden duydukları rahatsızlığı zaman zaman gündeme getirmelerine rağmen Sovyet sisteminin durma noktasına geldiği 1980'lerin sonuna kadar statüko korundu. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un tıkanan sisteminin önünü açmak için 1985'te başlattığı açıklık yani glasnost ve yeniden yapılanma, perestroika süreciyle beraber Kafkasya'nın bütün sorunlu alanları gibi Dağlık Karabağ'da gün ışığına çıktı. Sovyet yönetiminin her geçen gün zayıflayan otoritesini değerlendiren Dağlık Karabağ Otonom Yönetimi 1988'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlanmayı talep etti. Bu talep karşılık bulamazken Azerbaycan ve Ermenistan'ın 1991'de bağımsızlıklarını ilan etmelerinin akabinde Dağlık Karabağ Ermenilerin ayrılma girişimleri de yoğunlaştı. Bu dönemde Karabağ'daki Azeri nüfusu zorunlu göçler nedeniyle %20'ye kadar düşmüştü. 10 Aralık 1991'de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumdan Ermeniler Azerbaycan'dan ayrılmak için oy kullandı. Referandumun ardından Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığı ilan edildi. Ancak bu girişim uluslararası toplumda karşılık bulmadı.
Ermenistan ordusunun desteklediği Dağlık Karabağ Ermenileri ile bölgede yaşayan Azeriler arasında gerilim, bağımsızlık ilanıyla gittikçe yükseldi. Çıkan çatışmalar 1992'de Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağlı Ermenilerle Azerbaycan ordusu arasında sıcak savaşa dönüştü. Dağlık Karabağlı Ermeniler savaş sonunda bölgenin tümünün kontrolünü ele geçirdikleri gibi komşu 7 bölgeyi yani rayonu da işgal ettiler. Böylelikle Dağlık Karabağ'la Azerbaycan'ın doğrudan temas noktaları oldukça sınırlandı. Dağlık Karabağ sorunu akademik çevrelerde yıllardır donmuş çatışma olarak nitelendiriliyordu. Aralıklarla devam eden çözüm müzakerelerine rağmen hem Dağlık Karabağ Azerbaycan temas hattında hem de Azerbaycan Ermenistan sınırında karşılıklı ateşkes ihlalleri sık sık tekrarlanıyor. 2014'ün Ağustos ayında 20 yılın en kanlı çatışmaları yaşandı. Dağlık Karabağ sınırında 2 gün süren çatışmalarda 13 Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı da 20 askerinin öldüğünü açıkladı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.